birlikteyiz. Bugünkü konuğum AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Sayın Metin Kurtuluş. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Engin Bey. Nasılsınız öncelikle? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Size sormalı. Biz deyiz. Çok şükür başkanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet başkanım, kısa bir önce asaleten ilçe başkanına atandınız. Daha evveliyatından uzun yıllar bir yöneticilik tecrübeniz var partide. Nasıl gidiyor çalışmalar? Böyle bir karar bekliyor muydunuz öncelikle ilçe başkanlığı gibi? Ben ilk önce herkese iyi günler diliyorum. Bu program için bize yer verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yeni yayın dönemine başlayan TV 274 ailesine de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gerçekten Sakarya için çok güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Başarıların devamını diliyorum. Bekliyor muydunuz başkanım? İlçe başkanlığı gibi bir kararı. Evet. Sürpriz uzun yıllar bildiğiniz gibi Engin Bey, AK Parti Adapazarı Teşkilatı olarak görevdeyiz. Sayın, önceki dönem ilçe başkanımız Sayın Mustafa Akla, 20 Kasım 2011 tarihinden 28 Nisan 2018 tarihine kadar birlikte görev yaptık. 7 sene. Uzun yıllar, evet. Başkan vekilliği görevini yürüttüm. Önceki dönem ilçe başkanımız Sayın Mustafa Akın, milletvekili adaylığı sürecinde istifasının ardından teşkilatımın teveccühüyle görevi devam ettik. Ve 1 Ağustos itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere genel merkezimizin, milletvekillerimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, il başkanımızın ve halkımızın teveccühüyle bu görev tevdi edildi. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Çok kutsal bir görev. Böyle iktidar partisinde böyle görev almak gerçekten onur verici bir olay. Biz teşkilat mensupları olarak biz şuna inanıyoruz. Bizde görev istenmez, görev verilir. Ve bize bu görev tevdi edildi. Biz de elimizden geldiği kadar bütün gayretimizle görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Peki ne aşamada çalışmanız başkanım? Ne sıklıkla toplantı yapıyorsunuz? Bizim teşkilat olarak İlçe teşkilatımız her hafta yönetim kurulu toplantısını düzenli olarak yapmakta. Ayrıca her ay mahalle toplantılarımızı, mahalle yönetim kurulu toplantılarımızı yapıyoruz. Ve ayrıca sandık yönetim kurulu toplantılarını yapmaya da gayret gösteriyoruz. Ayrıca mahalle yönetim kurulu toplantısında yaptığımız toplantıların haricinde her ay mahalle başkanlarımızla düzenli bir şekilde teşkilatımızda istişare toplantıları yapıyoruz. Bir de danışma meclisi var galiba. Bir de danışma meclisi her ayın sonunda bir ay içerisinde yaptığımız bütün faaliyetler. Bizim teşkilat olarak çalışmalarımızın en önemli faktörleri mahalle toplantıları, sandık yönetim kurulu toplantıları, yönetim kurulu toplantılarımız, üye faaliyetlerimiz, üye güncellemelerimiz, STK ziyaretlerimiz ve halkla birlikte esnafı ziyaret etmemiz. Bunlar çok önemli şeyler. Biz ayrıca birim başkanlığı toplantımızda teşkilatımızı düzenliyoruz. Ve bir ay içerisinde bizim iki tane de yan kademimiz var. Bizim en büyük yardımcılarımız, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız. Onlar da aynı zamanda bizim nasıl mahalle başkanlarımız varsa, kadın kollarımızın da her mahallede kadın kolu mahalle başkanı var. Aynı zamanda gençlik kollarımızın da mahalle başkanları ve yönetimleri var. Bunlar da rutin çalışmalarını aylık periyot içerisinde toplantılarını yapıyorlar. Ve bu çalışmalarımızı her ayın sonunda biz danışma meclisi düzenliyoruz. Ve yaptığımız bütün faaliyetlerimizi üyelerimiz başta olmak üzere teşkilat mensuplarımızla, mahalle başkanlarımızla, meclis üyelerimizle, hâlâsa bütün teşkilat mensuplarımızla, misafirlerimizle, STK ve muhtarlarımızı davet ettiğimiz misafirlerimizle birlikte istişare toplantımızı yapıyoruz. Kaç üyeniz var başkanım toplam? Bugün itibariyle toplam 35.666 üyemiz var. 35.000? Evet. Peki aktif olarak katılıyor mu üyeler parti programlarına? Üyelerimize mesaj atıyoruz ve üyelerimiz toplantılarımıza katılmaya çalışıyoruz. Ayrıca biz üye ziyareti de yapıyoruz. Mahalleye gittiğimiz zaman da üye ziyaretleri yapıyoruz. Üyelerimizle istişare yapıyoruz. Zaman zaman üyelerimizi arıyoruz. Zaman zaman üyelerimizle birlikte buluştuğumuz zaman da üye güncellemesi de yapıyoruz. Ve üye yapmayı da ihmal etmeden devam ediyoruz. Bizim çünkü olmazsa olmazımız üye faaliyeti. Şu anda Türkiye'de 11 milyon yaklaşık üyemiz var bizim ve biz buna çok önem veriyoruz.
Mahalle bazında da teşkilatlanmanız var bildiğim kadarıyla. Her mahallede herhalde bir temsilci var. Mahalle temsilcimiz, evet. Mahallenin büyüklüğüne göre 7-9-11 civarında 11 kişiden oluşan mahalle yönetim kurulumuz var. Temsilci ve yönetimi var bir de. Evet, mahalle başkanı ve yönetimi var. Ayrıca biz sandık yönetim kurullarına da biraz önce belirttiğim gibi çok önem veriyoruz. Sandık yönetim kurulları 3 ana kademe, 3 kadın kolları, 3 gençlik kollarından oluşuyor. Bu toplantılara da çok önem veriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki seçim sandıkta kazanılır ve bizim teşkilat olarak genel merkez dahil en önemli toplantılarımızdan bir tanesi, hatta en önemlisi sandık yönetim kurulu toplantısı. Biz bunu başarmak istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki şuna inanıyoruz. Esas ulaşabileceğimiz sandık bazlı kişiler o sandıktaki esas tanıyan kişilerdir. Biz o sandıkta, o çevrede sevilen, sayılan, o çevrede sözü dinlenen insanlardan sandık yönetim kurulunu oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bunların toplantı yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz. O sandıktaki sıkıntıların çözülmesi, teşkilatımıza üye kazandırılması konusunda kendilerinden de destek istiyoruz. Her sandıkta bir AK Parti görevli olacak o zaman. Evet. Seçimde. Şu an itibariyle bizim sandık kurullarımız birebir görüşerek 551 sandıktaki bütün görevlilerimiz şu anda kendileriyle görüşerek mahalle başkanlarımızın istişare edilerek şu anda 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan bütün sandıklardaki görevlilerimiz şu anda hazır. Adapazarı Belediye Başkanı Sayın Süleyman Dişli bildiğiniz gibi 3 dönemini dolduruyor bu dönem sonunda. Ve büyük ihtimalle yine MHKK karar verebilemeyiz de büyük ihtimalle yeniden aday gösterilmeyecek. Nasıl değerlendiriyorsunuz Süleyman Dişli dönemini? Evet. Geride kalan 15 seneyi. Evet. Değerli başkanımız gerçekten 3 dönemdir belediye başkanlığı görevini sürdürüyor. Bu dönem içerisinde hizmetlerine gerçekten başarıyla devam etmiştir. Özellikle park bahçeler konusunda ve kapalı pazar yerler konusunda gerçekten Sakarya'ya ada örnek olabilecek pazar yerleri inşa etti. Ayrıca Karaman'da bir futbol sahası, olimpik UEFA standartlarında bir futbol sahası da inşa etti. Ve bu anlamda belediye başkanımız Sayın Süleyman Dişli bu anlamda ciddi anlamda çalışmalar yapmıştı Sakarya'da. Kendisine teşekkür ediyoruz teşkilatım adına. Evet, şimdi birçok isim var Adapazarı Belediye Başkanlığı'na adayı olan, talipli olan. En çok adayı merak edilen ilçe de Adapazarı, Sakarya'da. Herkes evet. AK Parti'nin adayının kim olacağını merak ediyor. Her kim olursa olsun uyum içinde çalışırız diyor musunuz Adapazarı için? Yoksa gönlünüzden geçer biri var. Evet. Engin Bey, tabii ki biraz önce de ifade ettim. Biz görev istenmez, görev veririz düsturuyla hareket ediyoruz. Bizim için kim belediye başkan adayı olursa, bizim belediye başkanımızdır, genel merkezimiz kimi takdir ederse biz o belediye başkanımızdır. Elbette ki herkesin gönlünde bir belediye başkan adayı yatar. Ama bu demek değildir ki bir başkası olduğu zaman da belediye başkanımız olmayacak diye. Hayır, öyle bir şey yok. Biz teşkilatçıyız. Bizi zaten birlikte kılan, bir ve beraber kılan bizim bu bakış açımızdır. Bizim için önemli olan davadır. Biz bu davanın yolcularıyız, hizmetkarıyız bu davanın. Dolayısıyla biz kişiler üzerinden siyaset yapmıyoruz. Biz bir ve beraberiz diye düşünüyorum. O yüzden de kim belediye başkan adayımız olursa hep beraber onun etrafında kenetlenerek, onun yanında durarak, arkasında durarak seçimlere en yüksek oyu almak için de canla başla mücadele edeceğiz. Inşallah. Yani teşkilatın dışında bir isim olsa bile kesinlikle, kesinlikle. Peki Adapazarı ilçesi MHP bırakılırsa tavrınız ne olur? Aynı şekilde. İttifak görüşmeleri kapsamında evet. MHP adayı çıkacak Adapazarı'nda, AK Parti adayı çıkarmayacak. Evet. Tavrınız ne olur teşkilat olarak? Şimdi başkanlık sistemiyle zaten çok şey değişti. Cumhur İttifakı devam ediyor. Bu belediye seçimlerine de yansımış durumda. Tabii ki büyüklerimiz şu anda istişareler halinde. Adapazarı için veya Adapazarı için eğer böyle bir şey söz konusu olduğunda yine aynı şekilde biz teşkilatçıyız. Bizim için aday kim olursa olsun aynı şekilde parti gözetmeksizin canla başla mücadele edeceğiz ve elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Çünkü bizim için önemli olan hizmettir. Vatandaşın gönlüne girmektir. Bu Adapazarı için hayırlısı kimse en çok hizmeti kim yapacaksa ona nasip olsun diyoruz biz de. Peki ne zaman açıklanacak adaylar? Sizin bir öngörünüz var mı? Şu anda herhangi bir öngörümüz yok. Hı hı.
herhangi bir takvim de verilmiş değil bize. Sayın Cumhurbaşkanımız bildiğiniz gibi, basından da takip ettiğiniz gibi 13 Ocak'ta bir açılış programı için ve il teşkilatına tanıtım için, programı için Sakarya'ya teşrif edecekler. Bununla ilgili hazırlıklar devam ediyor. Bu süreçte ne zaman açıklayacağı konusunda herhangi bir bize bilgi verilmedi. Bir yorum da yapmam söz konusu değil şu anda. Herhalde Sayın Cumhurbaşkanı gelmeden açıklanır diye tahmin ediyoruz biz de. Olabilir, olabilir. Peki meclis üyeleri, meclis adayları nasıl belirlenecek partide? Adayla birlikte herhalde oturulacak. Adayla birlikte belli bir kriterleri vardı. Süre devam ediyor şu anda. Daha henüz bitmedi. Çok kısa bir zaman kaldı. Adayla birlikte, efendime söyleyeyim, onun kriterlere uygun bir şekilde belirleneceğini ümit ediyorum bu anlamda. Genç olabilir, bayan kontenjanı, meslek grupları, işte meslek grupları olabilir, efendim etnik gruplar olabilir, etnik grup olabilir, üniversite mezunu olabilir, genç kontenjanı, bayan kontenjanı, bunlardan birkaçını bu şekilde sayabiliriz. Peki Adapazarı için kendinize koyduğunuz bir oy hedefi var mı? Şimdi, teşkilat olarak %60, %70, %80. Evet. AK Parti kurulduğundan bugüne kadar gerçekten Türkiye çapında, gerek Sakarya'da olsun, gerek Adapazarı, gerek Türkiye çapında olsun, oylarını artırarak iktidar olan bir parti. Ve biz her zaman oylarımızı artırarak bugüne kadar geldi. Yerelde de o şekilde. 2009 seçimlerinde baktığımız zaman %45 seviyesinde alan AK Parti 2014 yılında %52, %53 civarında yerel seçimlerde bir oy almışız. Gerçekten de biz tabii ki bizim hedefimiz bundan daha fazla oy almak olacaktır diye düşünüyorum. Hı. Yenikent bölgesiyle ilgili özel bir çalışmanız var mı? Karaman, Camili, Korucuk mahallelerinden mütevellit. Evet. Bildiğimiz kadarıyla biraz zayıf AK Parti oy anlamında oralarda. Diğer mahallelere göre. Evet. AK Parti sadece Camili, Karaman, Korucuk olarak bakmıyor. Her yere seçim dönemin olsun ya da olmasın her zaman yatırımlarını her mahalleye yapmaya çalışıyor. Bu bölgelere de yine bu konuda bir çalışma mutlaka olacaktır. Her seçim döneminde olduğu gibi bu dönemde de eminim ki bir çalışma yapacağız. Ve bizim de şunu yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Bizim yapılanları çok iyi anlatmamız gerekiyor. Bugüne kadar gerçekten Yenikent bölgesinde çok büyük yatırımlar oldu diye düşünüyorum ben bu anlamda. Hizmetler gerçekten her mahallemize ulaşıyor. Biz de bunları inşallah vatandaşımıza en iyi şekilde anlatacağımızı ümit ediyorum. Nasıl bir yol ve yöntem vereceksiniz seçimlerde? Bildiğimiz kadarıyla sesli propaganda yapmayacak AK Parti, bayrak taşımayacak. Ev ziyaretleri mi yapacaksınız, kahve toplantıları mı? Onu belirlediniz mi yöntemi? Şimdi esas unsur AK Parti'nin gönüllere girmek. Bizim hedefimiz bu. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Herkese dokunmayı istiyoruz. Göz göze gelmek istiyoruz. İstişare yapmak istiyoruz. Efendime söyleyeyim. İnsanların bir hal hatır sorup çaylarını içmek istiyoruz. Biz o yüzden de onların sorunlarını zaten her zaman dinliyoruz. Ve biz bu anlamda da bizler devletle teşkilat arasında köprü oluyoruz. Ve bunların vatandaşlarımızın çözüm sorunlarını ivedilikle cevap vermeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar da en kısa sürede çözmeye çalışıyoruz. Eğer olmadığı takdirde de kendilerine dönüş yapıp bilgi vermeye çalışıyoruz. Peki sizin yönetiminden istifa olabilir mi meclis üyesi adaylığı için? Meclis üyeliğin adaylığından bizimden bir istifamız oldu. Bir kişi istifa etti. Evet. Daha sonra olur mu daha fazla? Onu istişare yaptık. Şu an itibariyle bir istifa söz konusu değil. Yeni il başkanınız atandı. Evet. Yunus Tever oldu AK Parti İl Başkanı. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Siz neler düşünüyorsunuz Yunus Bey'in atanması? Gerçekten ilk önce hayırlı ve uğurlu olsun Yunus Başkanımız için. Gerçekten çok sevdiğimiz bir kardeşim benim, gerçekten sevdiğim bir kardeşim. Kendisinin Sasso'da görevde olması, aynı zamanda Adapazarı Belediyesi'nde meclis üyesi üyeliği görevinde bulunması,
Önceki dönem il başkanımız, çok değerli başkanımız Fevzi Kılıç, Sayın Fevzi Kılıç'la birlikte teşkilatta görev alması onu tecrübeli kılmıştır diye düşünüyorum. Biz de zaten çok memnun olduk olmasından. Her zaman başkanımızın yanındayız. Adapazarı için zaten her zaman hazır. Biz, bize ne görev verirse, ne görev telakki ederse onun yanındayız. Geçmişte bazen yaşanıyordu, il başkanı ile ilçe başkanları arasında kopukluk oluyordu, uyumsuzluk oluyordu. Herhalde bu dönem olmayacak bunlar. Bizim bu konuyla ilgili Adapazarı Teşkilatı olarak her zaman diyaloglarımızı sıcak tuttuk. Her zaman il teşkilatımızın yanında olduk. Sadece görevde olanlarla değil, görevi bırakmış, devretmiş büyüklerimizle, daha önceden görev almış bütün teşkilat mensuplarımızla şu anda biz irtibat halindeyiz. Onlarla görüşüyoruz. En azından telefonla görüşüyoruz. Zaman zaman iş yerlerini ziyaret ediyoruz. Onlarla kopmamaya çalışıyoruz. Çünkü biz çok büyük bir aileyiz. İrtibatımızı koparmıyoruz. İnşaatı uzun bir süredir bitirilemeyen kadın doğum hastanesi var bildiğiniz gibi. Şu anda da doğum evine ne zaman gitsek baksak inanılmaz bir yoğunluk var, kalabalık var. İnsanlar merak ediyor, kadın doğum hastanesi inşaatı ne zaman bitecek? Evet. Bu konuda bir bilginiz var mı acaba? Evet. Engin Bey, bu program vesilesiyle çok değerli vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize buradan da bilgi vermek istiyorum bu doğum hastanesiyle ilgili. Bildiğiniz gibi ihalesi yakın bir tarihte yapılmıştı. Kadın ve Doğum Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi bugün itibariyle çalışmalara başladı. İnşallah bu yıl itibariyle 2019'un sonuna yakın bitirilmesi planlanıyor. İnşallah bu yıl sonu itibariyle inşallah o da tamamlanmış olacak. Bir de 1000 yataklı şehir hastanesi sözü vardı. Sayın evet. Cumhurbaşkanımızın da. Evet. Bu manada bir sözü vardı. Onunla ilgili bir gelişme var mı? Onunla ilgili de bildiğiniz gibi daha önce Sayın önceki dönem Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu zamanında konu açılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun sözünü verdi. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız söz verirse bu olur. Şu anda bu hastaneyle ilgili ihale aşamasında şu anda sözleşme yapılacak. Firma tespit edilmeye çalışılıyor. Bu sene içerisinde de sözleşme yapılıp binası başlanacak, temel atılacak inşallah. Onu da söyleyebilirim. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı. Sayın Ekrem Yüce Büyükşehir adayı oldu. Nasıl karşılandı tabanda Ekrem Yüce ismi? Ekrem Bey, değerli başkanımız, bildiğiniz gibi hem yerel yönetimde hem bürokraside gerçekten uzun yıllar görev yapmış, sivil toplum kuruluşlarında görev yapmış, başarıyla yönetmiş bir büyüğümüz gerçekten. Adapazarı'nın tanıdığı bir isim kendisi ve tabanda da bütün adaylarımız aslında çok değerli adaylarımız. Ekrem Bey'in de olması tabanda da bir memnuniyet oluşturdu. Ben buradan tekrar Ekrem Başkanımızı tebrik ediyorum ve hayırlı uğurlu olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum şehrimiz için. Sakarya'mız için hayırlı olsun diyorum. Biz de her zaman onun yanında olacağız zaten. Zeki Toçoğlu hakkında neler söylemek istersiniz? Evet. 10 sene belediye başkanlığı, 10 evet. sene Serdivan'da belediye başkanlığı. Nasıl bir belediye başkanlığı yaptı sizce? Zeki Bey gerçekten dediğiniz gibi 10 yıl Serdivan'da belediye başkanlığı yaptı. 10 yılda Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 2009 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda ilk önce depremin izlerini silmeye çalıştı. Ve Sakarya'ya gerçekten vizyonunu geliştiren, yeni bir vizyon kazandıran her yönüyle, altyapısıyla, sosyal, kültürel belediyecilikle, parklarıyla gerçekten Sakarya'ya bir vizyon kazandıran bir belediye başkanımız. Büyük başarılara imza attığını inanıyorum, bunu yürekten inanıyorum. Ben bu emeğinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum teşkilatım adına. Çok büyük bir özveriyle çalıştığına yürekten inanıyorum. Kendisi sağ olsun, var olsun diyorum ben. Peki mevcut milletvekilleriyle diyaloğunuz nasıl? Bizim performanslarından memnun musunuz? Teşkilatınızla evet. beraber bir araya geliyorlar mı? Evet. Milletvekillerimiz kendileriyle bizzat daha önceden birlikte teşkilatlarda görev yaptığımız milletvekillerimiz. Biliyorsunuz Genel Başkan Yardımcımız, Seçim İşler Başkanımız ve Sakarya Milletvekilimiz Sayın Ali İhsan Yavuz kendisiyle uzun yıllar Adapazarı Merkez İlçe'de ve Adapazarı Kurucu İlçe Başkanlığı olarak kendisi görevdeydi ve biz de o yardımcısıydık, kendisiyle birlikte çalıştık. Öte yandan Sayın Recep Uncuoğlu Milletvekilimize il başkanlığı döneminde kendisiyle birlikte çalıştık, yönetimindeydik.
Çiğdem Hanım kendisi de aynı zamanda Merkezi Cezegen Kadın Kolu Başkanımızı, Adapazarı Kurucu Kadın Kolu Başkanımızı. Kendisi de aynı zamanda ilk kadın kollarının başkanlığı görevini yürüttü ve biz o zaman da birlikte çalıştık. Dolayısıyla hepsiyle birlikte çalıştık. Hem teşkilat ilişkilerimiz gayet iyi, birlikteyiz. Kenan Bey de yeni milletvekilimiz, onunla da teşkilatımıza gelir, kendisiyle görüşürüz. Hepsi diyalogumuz çok iyidir. Peki Adapazarı'nın ilçe kadın kolları ve gençlik kolları başkanıyla uyum içinde çalışıyor musunuz? Evet, kadın kolu başkanımız uzun yıllardır zaten bizim Fatma Hanım. Uzun yıllar teşkilatta birlikteydi. Daha sonra kadın kolu başkanı oldu kendisi, Adapazarı. Tecrübeli bir hanımefendi, hakikaten gece gündüz çalışan, fedakarlık yapan bir kadın kolumuz. Ben hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Gençlik kolu başkanımız yeni atandı. Aynı zamanda benim genel yönetimler başkanımdı Fahrettin Alemdar. Şu anda yeni atandı ve yönetimini de yeni kurdum. İnşallah o boşluğu da, gençlik kollarımızın olan boşluğunu da en kısa zamanda dolduracaklarına inanıyorum. Kendilerine bir teşkilat içi eğitim programı yapacağız ve ondan sonra da sahada birlikte çalışacağız inşallah. 88-87 gün civarında bir süre var seçimlere. Evet. Sahaya indiniz mi teşkilat olarak? Biz hep sahadayız. Başladınız mı? Biz hep sahadayız. Akşam da iki mahalleyi ziyaret ettik. Akşam Nasuhlar ve Aşırlar Mahallesi'ndeydik. Bu akşam da başka bir mahallede programımız var. Biz hemen hemen bütün mahalle, bütün yönetim kurulu üyelerimiz 84 mahallede mahalle toplantıları yapıyor. Gündüzleri ise programlarımız nispetinde STK ziyareti ve kurum ziyareti yapıyoruz. Her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz biz şu anda. Bir sıkıntı görmüyoruz. Peki nasıl karşılıyor vatandaşlar size başkanım? Genellikle istekleri, talepleri ne insanlar şu anda? Evet. Ciddi bir ekonomik krizin olduğu söyleniyor. Bunların yansımalarını görüyor musunuz sahada? Şimdi ekonomik de... Özellikle köylerde, sonradan mahalle olan köylerde tarım ve hayvancılıkla ilgili bir takım sıkıntılar olduğu söyleniyor. Evet. Şimdi biz mahallelere gittiğimizde bunu tabii ki paylaşıyoruz. Vatandaşımıza bunu dile getiriyor. Tarımla ilgili sıkıntılar olduğunu söylüyorlar. Biz tabii tarımla ilgili konularda yenilenme ve değişim ve dönüşümden dönüşümün olması gerektiğini paylaşıyoruz. Özellikle bilimsel tarım yapılması, bilinçli tarım yapılması noktasında, istişareler noktasında, özellikle toprak analizinin yapılması noktasında bu konuda kendileriyle paylaşımda bulunuyoruz. Evet, bir Rakım 264 programının da sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Sayın Metin Kurtuluş'tu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse başka bir konukla tekrar bir arada olmak üzere. Hepinize sağlıklı, hayırlı, huzurlu günler diliyorum.